ona göre günsan. Yoğun bir insan, ona göre günsan. He, sonuçta evini seviyorsan. Sana göre günsan. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Zerbe 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Beşiktaş'ın kazandığı kupayı konuşacağız. Trabzonspor karşısında çok da iyi bir maç oldu bu arada. Baya beklediğimden çok hareketli geçti. Normalde filan maçları biraz daha dengeli geçer. Bir Rakibi bir tartalım. Ne olur ne olmaz tadında geçer ama 90 dakikada tur bitti. Daha doğrusu kupa finali bitti. Ve 5 golle bitti. Uzatmalarda maçın sonlarına doğru iki tane gol birden geldi. Beşiktaş 2-2'lik denge sağlanmasına rağmen çok önemli bir reaksiyon daha verdi. Galibiyet golünü attı. Galibiyetten sonra Musrati'nin sevinci, takımın sevinci, tribünlerin sevinci. Gerçekten Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olduğu bir poster görüntüsü oldu. Hem kupa kazanmak hem o dediğim gibi gol sevinci özellikle bazı oyuncular için kendisi ispat anlamında Almusrati başta olmak üzere. E, yani kısacası kan yapıcı bir Türkiye kupası. Yani Beşiktaş çok kazandı bu kupayı Türkiye kupasını. Şampiyon olduğu sezonlarda da kazandı en son olduğu gibi. Ama bu tip sezonlarda hep 1998 örneğini veriyorum ama gerçekten galiba en çok ihtiyaç duyduğu sezon bu sezondu. Çünkü daha yeni, e, çok geçmeden yani birkaç ay önce Fenerbahçe maçında, İnönü'nde oynanan Fenerbahçe, Tüpraş Stadyum'da oynanan Fenerbahçe maçında şunu söylüyorduk. Ya şu ceza sahasından çıkın bari. Ya yani çıkın bir hava Ne var ne yok bir bakın etrafa. Bu kadar mahkum oynayan bir takım. iki transfer. Muçal Musrati biraz özellikle Serdar Hoca zamanında tekrardan bir Beşiktaş kimliğini hatırlatmayı En azından oyunu önde oynama. Refleksini edindikten sonra Beşiktaş çok önemli bir kupayı kazandı. Ee, hem müzesine bir bu kayıp sezonu kupa koymuş oldu. Hem kendisine Avrupa kupalarını atmış oldu ve çok daha verimli bir şekilde attı. Avrupa Ligi'ne attı. Yani mesela Konferans Ligi en azından riske girmesi falan diyorduk. Kasımpaşa maçı var. İşte ondan önce Keşke Galatasaray maçını kazansaydı ve işte en azından 5'inciliği riske atmasaydı kupa finali kaybetse bile Konferans Ligi vesaire vesaire diye ama mesela o senaryoda Beşiktaş kupayı kaybetti diyelim. E, Kasımpaşa'ya kaybetmedi ama 5. olarak Konferans Ligi'ne gitti. Temmuzun sonunda elemelere başlayacağı bir Konferans Ligi ne olsun Avrupa'nın 3. seviye Avrupa kupasına katılacaktı. Belki işte maliyet olarak, kazanç olarak aşırı uçurumlar yok ama e, Avrupa Ligi daha prestijli ne olursa olsun. Hem daha prestijli bir kupaya Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kazandı Beşiktaş ve sadece playoff turu oynayacak. E, o da Ağustos'un sonlarında bir ayda kazanmış oldu. Yani yeni gelecek teknik direktörü zaman kazandırmış olduğun, transferlere zaman kazandırmış olduğun gelen transferlerle birlikte yeni takımının Hatta lig maçının bile oynayacak. Düşün 5H yani ilk lig maçını oynadıktan sonra, ilk maçlarını oynadıktan sonra Playoff turunu oynayacak. E, çok daha hazırlıklı çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Bayağı kritik bir kupa ya. Daha nasıl anlatalım? Ka bu yüzden kan yapıcı bir kupa 5 için. Şimdi bu kupa nasıl geldi onu konuşalım. Serbest 8'e abone değilsek abone olalım. Videoyu da beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. 100.000 aboneye çok az kaldık. 1000 küsür e, abone ihtiyacımız var. O yüzden videoyu izleyip beğeniyorsanız eğer serbest 8'e abone olursanız videoyu beğenirsiniz. Bildirimleri de açarsanız bence gayet güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle galibiyet planına bir bakalım. Şimdi maçtan önce bir bölüm çekmiştim burada formasyon bölümünde. Ee, orada fikrim şuydu benim. Beşiktaş acaba Üçlü savunmayla mı oynasa? Burada işte stoperlerin bireysel kalitesine çok güvenmediğim için e, Onur Açıoviç gibi etkili hücumcuları olan Trabzonspor'a karşı en azından sayısal çokluk sayısal fiziki olarak daha fazla bir kalabalık hissettireceğiniz rakibinize ceza sahası içerisinde 10-13'ü daha kontrol altına alacağınız bir oyun düzeni mantıklı olur muydu acaba diye düşünüyordum. Vallahi çok daha ne yalan söyleyeyim çok daha doğru bir planla Beşiktaş sahadaydı. Böyle de öz eleştirimizi yapalım. Yani çünkü ben Beşiktaş'ın bu kadar ön tarafta oynayacağını düşünmemiştim açıkçası. Böyle bir planlanacağını zannetmemiştim ama e, doğrusu da buymuş. Çünkü şöyle. Evet işin savunma kısmından bakıyoruz. Savunmaya da eşleştirince. Onaçu kontrolü zor bir 9 numara. Golünü de attı zaten. Vizca e, ligin baklarından bir tanesi. ligi çözmüş oyuncularda. Bu Türkiye'deki futbolu çözmüş kenar projelerden bir tanesi. E, Münye'nin çok kritik formu vardı. Kendi ceza sahasınıza yakın savunma yapınca Münye de oralara girince bayağı problem çıkartacak bir oyuncu. 5 e, yaşın savunmasına bakılınca da Svensson durumu idare ediyor diyorduk hep işte son zamanlar hatta gelecek sezon en son sıra Svensson'a gelir yine yani performansına bakılınca ama iki stoper sol bek sallanıyor masa günü gününü tutmuyor stoperlerin zaten durumu ortada burada bir Trabzonspor üstünlüğü olabilir gibi gözüküyordu ama şurada e, Serdar Hoca şuraya da bakmış orta sahaya da bakmış ya bakmış ki tamam Trabzonspor orta sahası Berat, Umut, Bardi Mendy artık stoper de oynuyor. İlk Beşiktaş maçında hani Trabzon'daki maçta çok iyi oynamıştı 6 numarada ama artık stoper oynuyor. Orta sahada Berat, Umut ve Enis Vardy var. Enis vardı de yani temposu arada kalmış bir oyuncu. Yani temposu belli bir tempo ama bence yani kenar forvet desen değil, on numara desen değil, 800 numara desen değil. Böyle bir şeyler eksik kalan bir oyuncu. Ee, Umut da her şeyden biraz biraz olan ama çok böyle orta sahada dömüne bir oyuncu değil. Berat bir düşüş dedi tekrar bu sezon forma şansı bulmaya başladı vesaire vesaire. Ya 5 yaşın orta sahasına bakıyorsun. Gerson Fernandes, Salih Almusrati. Ya yani burada 5 yaşın ağırlığı söz konusu. Ya savunmada evet zaaf yaşatabilir ama orta sahada hatta kenar forvetlere de bakılınca Muci Gezal merkezi sıkıştırdıklarında bu oyuncular da teknik. Bu oyuncular da oyun kurulumuna dahil olabilir. Burada orta sahada Beşiktaş'ın bir üstünlüğü var. Yani nitelik olarak da var. O yüzden Serdar Hoca demiş ki ya biz madem öyle stoperlere güvenmiyoruz ki ortaya da çıktı ilk golde hakikaten güvenilmeyecek stoperler. Birebir yakaladığı zaman problem çıkıyor. Biz olabildiğince kaleden uzakta savunma yapalım. Orta sağ savaşına çevirelim bu işi. Oralarda baskı yapalım. Rakip kalecinin out atışının yapılacağı yere kadar basalım çıkartalım savunmayı. Yani oyun tarafta o eğer pasla çıkarsa dörtlü bir presle karşılarsın. Gerson Fernandes'i de atalım. Mule etrafında ikinci forvet gibi pres yapsın. Biz oralarda karşılığını Trabzonspor'a zaten hiç yaklaştırmadım. Yaklaştırmayınca e, Münye'nin anlamı biraz kayboluyor. Yani kaleden uzakta oynattığınız bir Trabzonspor'da Münye öyle topu vurdun gittin o say Samuel gibi bek değil yani. E, hatta genel orta sahada kenar forvetleri çok öyle uzun metrajlı dribbling yapacak oyuncular değiller. O kadar yani şiddetli Süratli oyuncular değiller. O yüzden kalelerden uzakta savunma yapmak çok doğru bir plandı. Ee, ve bu da tuttu. Ama maçtan sonra Serdar Hoca'nın dediği gibi. Bu bir günle olacak iş değil. Yani Serdar Hoca geldikten sonra Beşiktaş'a bu kimliği tekrardan kazandırmaya çalıştı. Hatta canlı izlediğim maçtan sonra da söylemiştim. Yani artı 2'de hala Beşiktaş oyunda oynamaya çalışıyor. Belli ki buna bir alışkanlık kazandırmaya çalışıyor. Evet takımı bazı oyuncuları buna uygun değil. Ama yine de en azından Beşiktaş kimliğini hatırlasın. Beşiktaş büyük takım maçı kazanmak için, önde oynamak için, domine etmek için oynar. Kimliğini tekrardan kazandırmak için doğru bir yoldu ve mesela o kimlik bugün kupayı da kazandırdı Beşiktaş'a. Bu maç planını bir gün yapamazsın. Biraz dalıştırarak da yapardın ee, ve yapabildin ve tuttu da. Yani öncelikle maçın kazanma fikri çok doğruydu. Peki farklı olarak ne vardı bugün? Şimdi az önce saydığım maç planı biraz defansif. Yani... Biraz aynı zamanda ofansif ama daha çok defansif. Trabzonspor nasıl? Onun açığı nasıl kaleden uzakta tuturuz fikri, tutarız fikriydi. Bir de ofansif olarak farklı bir fikir vardı. Muçi ve Gezal kenar forvetleri. Gezal'in 11'de olması sakatlıktan döndükten sonra e, sürpriz oldu açıkçası. Muçi kenar forvet tercihi biraz sürpriz oldu. Kenarda Raşista varken bir sakatlığı da olduğu konuşuluyor galiba Semih ve Raşista'nın. Ama 11'de açıkladığında şaşırtıcı, beklenmedik. Ama bunun bir planla destekli olması çok hoşuma gitti. Her zaman söylediğim bir şey var. 11'de istediğin kadar garip gözüken, yani kağıt üstünde garip gözüken tercihler yapabilirsin. Daha yakın zamanda Can Tigana'dan örnek vermiştim mesela maç önünde. Can Tigana'yı ben Burak Yılmaz'ı sağ iç orta sağ oynatırken de gördük. İbrahim Üzlümüz'ü sol iç orta sağ oynatırken de gördük. Serdar Kurtuluş, sağ gelen Serdar Kurtuluş'u orta sahaya kaydırırken de gördük. Eğer bir plan varsa o zaman mantıkları vardı. Sahaya bakınca, maç planına bakılınca yani Burak Yılmaz sağa gözüküyor ama işte Ricardio topla buluştuğunda forvetleşiyor, top koşu atıyor gibi gibi. Yani sağda bir fikir görüyorsun. O zaman tamam diyorsun. Beşiktaş 4-3-3 diyebiliriz. Hani sağda 4-4-2 oldu, 4-2-4 olduğunu karşılarken vesaire ama orta saha dağılımına, kenar forvetlere vesaire bakınca 4-3-3 diyebiliriz. Şimdi iki tip 4-3-3 vardır. Bir tanesi orta saha daha oyun kurucu bir orta sahaya sahipsindir çok fazla ceza rakip ceza sahası içerisine sokmuyorsundur ama 9 numaranın etrafındaki iki, tane kenar forvet işte Salah'tır, Mane'dir. Ee, çok skorerlerdir. İşte asıl olayı onlar bitiriyordur. İşi onlar bitiriyordur. Ee, onların driplikleri, onların skor becerisiyle finale gidersin. Ya da şöyle yaparsın. O kenar forvetler oyun kurucu özelliğine sahiptir. Belki driplik özelliği o kadar yüksek driplik, yüksek şiddetli driplik yapamaz ama Çizgiye basarlar, topu alırlar, zaman kazandırırlar, içeri devrilip kilit pas bırakırlar, şut atarlar. Daha oyun zekası yüksek, teknik becerisi yüksek oyunculardır. He, onların eksikliğini, Santa etrafındaki koşu eksikliğini 8 numaralar kapatır. Daha çok 8 numaraların senin forvetleşir. İşte benim Servet 8 tabiri gibi. 5 yaşın tam olarak bu bahsettiğim gibi 4-3-3'ü vardı sağda. Bir tarafta Gezal çizgi yakın oynuyor, diğer tarafta Munchi. Ama Muleka'nın etrafındaki rakibin stoperiyle bek arasındaki boşluklara sürekli Salih ve Gerson fazla fazla hareket etti. Fazla fazla hareket etti. Hatta Gerson Fernandes bayağı ikinci forvet gibi oynadı. Ki stiline bakılınca bence doğru bir tercihti bu. Hep diyoruz ya pas özelliği eksik. Şutu fena değil bence ama pası hala eksik. Ama oyun kurucu asıl oyun kurucu Musrati'ydi. Bir, sonraki bağlantı Salih'ti. Gerson'da ikinci forvet gibi bu ne kadar etrafında dribbling yapan Koşuyla oraları zorlayan bir oyuncu donanımına sahipti. Hatta pres yaparken de Gerson Fernes'in çok fazla verim aldı Beşiktaş. Pres yaparken Murekan'ın etrafında. E, Gerson Fernes'e verilen rolde doğruydu. Salih'e verilen rolde doğruydu. Zaten Salih önemli bir gol attı Murekan'ın asistinde. Yani iki serbest 8'li düzen, iki tane oyun kurucu kenar forvetli düzen, önde oynanan oyun. Bu sezon açık ara Beşiktaş'ın en iyi oynadığı maçtı. Açık ara yani hem bireysel performans hem kenar yönetimi performansı hem oyun planı bakımından tribünü, atmosferi vesaire her şeyle 4 4 maç çıkarttı bence Beşiktaş. Yani son dakikalarda galibiyetin, galibiyet konusu son dakikalarda gelmiş olması önemli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın maç ağırlığına kadar koyduğu. Ki kağıt üzerinde Trabzonspor daha bir form grafiğine girmiş gibi gözüküyordu açıkçası. Buna rağmen Beşiktaş kendi oyunu kabullendirdi. 23 şut attı. Pozisyonlara girdi. Şu dönemli bir mental savaştır bu arada. Yine bu sezon çok fazla görmediğimiz. İyi oynuyorsun, oynuyorsun. Skoru da buluyorsun. Geri dönüp 1-0 mağlup duruma düşmene rağmen ilk yarın sonlarında işte penaltı sonra Bulekan asisti, çok güzel asisti, Salih'in golü. 2-1'e getirmişsin. Oyunu tutmaya çalışıyorsun. Son dakikalar yaklaşırken duran top golü. Yine duran toptan yedik. Yine bir mental yıkı yıkılma yaşanabilirdi. Tam tersi Beşiktaş yine reaksiyon verdi. Ve 90 dakika bitmeden Musrati'nin golüyle Galbet, galibiyet aldı, kupayı aldı Beşiktaş. Hem mental reaksiyon vermesi de bu sezon çok fazla görmediğimiz bir şeydi Beşiktaş'ın. O yüzden dediğim gibi dört dörtlü bir e, maç çıkarttığını düşünüyorum. Şimdi takımın performansı böyle. Bireysel performanslara gelelim ve gün sandığı maçın fişini çeken performansını seçelim. Şimdi birçok aday var. Salih var ki maçın adamı seçildi resmi olarak. Muraka iyi maç çıkarttı. Gezal iyi maç çıkarttı. Svensson iyi maç çıkarttı. Gelson iyi maç çıkarttı. Yani Mert Masoku iyi performanslar verdi. Yani en iyiler arasında saymam ama iyi performansları vardı. Muçi durumu idare etti biraz. Yani daha iyi maçları var Muçi'nin ama rolünü karşıladı diyelim. Yani rolünü oynadı açıkçası. Stoperler yine ilk gol ikisi de hatalıydı ama bu kadar yani stoperlerin durumu bu. Onlar da kendi ortalaması, kendi standartını yakın oynadılar diyelim. Ama bir tane oyuncu var ki işte o Serdar Hoca'nın bahsettiği biz önde oynayan bir takım olmalıydık. İşte dört maçtır bunu alıştırdık tekrar vesaire vesaireydi. Şimdi bir, Muci ve Almusati transferi yapıldı. Muci önemli bir potansiyel ama Almusati transferi Beşiktaş'a asıl kimliğini hatırlatacak bir transfer. Yani öne oynayan bir altı numara. Öne oynayan bir altı numara demek Almusati. Evet yani geldiği zaman tartıştık tartışırız etrafında daha tempolu oyuncular olur olmaz daha doğru bir takım yapısı içerisinde daha fazla performans kesim verecek ama şu bir gerçek adamın şöyle bir istatistiği var 15 tane uzun top atıyor 14'ü başarılı ve iki tane daha parametre söylüyorum bunu kendim söylüyorum yani bu istatistik yazmıyor aslında bu istatistiğe bence biraz açılıyor olması lazım yani biraz yorumlanıyor olması lazım uzun pas var uzun pas var. Şu da bir uzun pas. Sivenson alır kendi kanadında. FIFA'da var ya böyle bekten beke back top atarsız zaman geçirmek için. Kaldırır topu ta Masoko'ya kadar. Metriklere göre uzun pası yerine geçer ama yani ne oldu? İlire'ye doğru bir adım attım yok. Yana doğru bir adım attın. Yani, bu suratimin paslarını hatırlayın. Hep dikine. Koşu gösteren Bek'in önüne. Koşu gösteren Kenan Forvet'in önüne. İşte Gerson Fernes aradan koşu gösteriyor onun önüne hep dikine atan bir adam, hep dikine top atan bir adamın 15'te 14 isabetli uzun top atması inanılmaz bir istatistik. Korkunç bir istatistik. Bir tane daha parametre var o da şu. Yani bir gerçeklik var daha doğrusu. Ya Beşiktaş'ta şöyle şöyle bir oyuncu var mı? Beklerinde, kenar forvetlerinde. <laughs> ya uzun pas atmak çok kolaydır zaten o adam. Öyle bir koşar ki e, pas hatalı bile gözükse, işte isabetsiz bile gözükse hızıyla gider yetişir kontra hata yapar gibi. Öyle atlet bir oyuncu da yok Beşiktaş'ta. Atlet bir takım değil Beşiktaş yani. Bunlar hemen adam böyle bir istatistik yapıyor. Yani bu uzun pas, kilit açıcı, yani ufuk açıcı, kilit kıran, ee, hat kıran pas konusunda bu adam baya üst seviye bir adam demektir. Yani bu işi iyi yapıyordan ziyade üst seviye yapıyor demektir. Yaptı da hem e, hem Beşiktaş'a o kimliğini kazandıran bir performans hem işte o Rodri tipi 6 numaraların seken topu şutla tamamlar ya Rodri böyle Şampiyon Ligi finaline getirmişti mesela. Yani birçok kritik gol attı Manchester City'ye. Ee, yani Al de tam gerekli büyük takım 6 numarasını yapması gerektiği gibi mesela Fabian Ersin de vardır. Şampiyonun olduğu sezon 5'te devre arasına geldi Fabian Ersin. Sonuç şampiyon oldu. Ankara'da bir golü var böyle hatırlarsınız. Topun gelişine böyle seken topu vurur. Direğin dibinden atar. üstü alman teknolojisi diye hatta Spiker'in anlatmıştı. Yani bu tip defansif orta saldırın dönen topları şutla tamamlaması çok kıymetli oluyor. Ki Musart'ı geldiğinde saydığımız özelliklerden bir tanesi buydu. Da hemen en kritik anda ortaya çıkarttı. Yapıyor bu işleri yani. Plessey'le veya sert şutla, şutla tamamlama işleri de var. Hem galibiyet golünü attı. Hem performans olarak da gayet iyiydi. O yüzden bence gün sonunda maçın fişini çeken performans her an her anlamıyla Almusrati'ydi diye düşünüyorum ve çok önemli bir ispat maçı gelecek sezonda bahsettiğimiz gibi etrafında iki tane güzel tempolu bek iki kenar forvetle başka şeyler söyletmeye başlar başladı devam eder e, Muçi Getson bence tamam bu maçta daha da bir tamam dedim yani Muçi biraz kenar forvet oyunda ama işte Salih var otorasyonunda ki sayısını uzatacak gibi gözüküyor Beşiktaş. E, bu yeni yabancı kontenjanına bence ihtiyaç var. Yani Türk oyuncu oynayabilir. Türk oyunculara ihtiyaç var. Demir de mesela kıymetli bir oyuncu. Türk altyapında Avrupa listesine yazarken çok rahatlatıyor seni. E, Musati Stil bir altı numara olarak. O da alternatif olarak önemli Türk oyuncu olarak. E, Muçi'yi de buraya dahil edersek e, belki bir genç bir yabancı tempo'lu 800 daha transfer olur yani rotasyonda kullanılacak. İşte o dengeye bakması lazım Beşiktaş'ın. Oxley yerine belki öyle bir oyuncuya gider. Ee, ama asıl e, net ve kilit transferleri Beşiktaş'ın savunma hattını kenar forvetlere yapıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, mesela Rashid Say'ı alternatif durumuna düşürecek bir kenar forvet Beşiktaş'ı çıtasını bayağı yükseltmiş demektir diye düşünüyorum o zaman. Yani bu işte orta saha Gerson Furnace'ın bu yeni rolü Musa performansı bence geleceğe dair umut verdi evet diğer iyi oyuncular Muleka. zaten Serdar Hoca'nın prensi gibi bir durum var. Muleka Serdar Hoca ilk ricatı Muleka'ya sahaya atmak oldu ki doğru. Yani Abu Bakar, Cenk Tosun bir hareket edemiyordu. Yani rahatsız edemiyordu rakip savunmayı. Muleka en azından dinamizm var diyorduk ama çok daha fazlasını yaptı bu maçta. Sırtı dönük oyunda çok başarılı maç çıkarttı. Salih'e yaptığı asist. bu haldeki canlı da söyledim. Bir Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde yine 3-2 bitiyor. Ee, ama son goldü bu. Uzatmalarda son goldü. Yine bir 9 numara Ertuğrul Sağlam topun dibine girip yine bir orta saha Şifo Mehmet kafayla gol atıyordu. Birebir o gol aklıma geldi. Ee, hatta chatte de maçı canlı izleyen bir arkadaş arkadaşımız da yazmıştı. Yani, çok güzel bir Santa asisti açıkçası. Çok güzel bir 8 numara koşusu o golde. Ee, Salih gayet iyi bir maç çıkarttı. Bureka gay gayet iyi bir maç çıkarttı. Gezal ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ee, problemi maalesef sakatlık geçmişi, sakatlık potansiyeli. Yoksa Gezal'de adiyet bakımından e, canını dışına takma, sorumluluk alma bakımından hiçbir problem hiçbir zaman olmadı açıkçası. E, bu sezonda olabildiğince süre aldığı maçlarda katkı vermeye çalıştı ve güzel de bir final olmuş gibi gözüküyor onun için. Eee dediğim gibi Masoku standardın üstünde bir savunma performansı vardı açıkçası. Genel performansı da gayet iyiydi. Orada bir istikrarsızlık söz konusu. Ben yani ben olsam gelecek sezon çok güvenmem. E, Masoku var nasıl olsa demen sol bekte açıkçası. Yani stoperlerden sonra buraya da beklenti yapmak lazım. Ama bu maçta iyiydi. E, Sivenson evet yani iki stoper sol bek varsa hala bütçen. Sağ değiştirebilir de değiştirebilir Beşiktaş ama Sivenson'un Yine en son sıra gelecek oyuncu olduğunu kanıtladı bu maçta. Çok verimli bir maç. Yani elinden geleni yaptı? iki taraflı, iki taraflı oynayabilen nadir oyunculardan bir tanesi zaten savunma hattında. Hücumda da kendisini gösteriyor, opsiyon oluyor. Savunmadaki performansı da fena değil. gayet iyi bir maç çıkarttı o da. Mert iki, belki Trabzonspor ikinci golünü biraz daha dışarı doğru çelebilirdi ama kritik anlarda ortaya çıktı. O da önemli bir maç çıkarttığını düşünüyorum. Ki kaleciler açısından da bir challenge maçıydı. Yani milli takım biri 11 olma sınav aday iki kaleci karşı karşıya geldi aslında bir taraftan da Uğurcan ve Mert. Öyle de bir kapışma vardı. E, Valla çok güzel bir galibiyet dediğim gibi 5 yaş adına. E, gelecek sezon sonma artık ligdeki son maça bakmaksızın playoff turundan itibaren Avrupa Ligi'ne katılmayı da garantiledi. E, buna da sevindim. 5 yani beş yaşın bir sezon Avrupa kupalarından uzak kalmasını hep o bahsettiğin gibi geriye kalan 5 yıllığı için oraya yazacağı eksiler için istemezdim. Hem de görmek isterim ha ben Beşiktaş'ı yani. Güzel bir potansiyel bir teknik adamla, iyi kurulmuş bir takımla bir Avrupa Ligi macerasını Beşiktaş'ın özledik açıkçası. Uzun zamandır verimli bir Avrupa kupası dönemi görmüyoruz Beşiktaş'ta. Hatırlıyorum. Geçen sezonu hatırlamayalım. Oraya geçtik. Ondan önceki sezonu da hatırlamayalım. <laughs> i̇şte Şampiyonlar Ligi'ndeki e, durum. Ondan önce yine Rio ve yok Avrupa Kupası'nda yok takılmıyor. Bayağıdır bir şey yok yani. Ben yorumcu olduğum 5 Beşiktaş'ın bir iyi bir Avrupa Kupası maçı hatırlamıyorum. Ben mi hatırlamıyorum? 2020 yazında oldum. Şiruya i̇şte ve e, El El Alende el, erkenden iki, iki kez üst üste. E, sonra şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi 0. Sonra yok zaten boş. Öbürse konferans yok gibi bir şey. Bir tane yalandan bürüş beraberliği yok gerçekten bir şey yok. Yani Lugano maçı var. Ee, o da yani gençler sahne aldı falan filan. Ama bir Avrupa kupası gibi Avrupa kupası şey yok yani. Bir heyecanı yok Beşiktaş'ta. Umarız gelecek sezon olur. Ee, avantajlı da oldu. Yani Ağustos sonunda oynayacak olması Beşiktaş'ın. Öyle. Benim de notlarım genel olarak hem bireysel performansı hem takım performansı. Bundan sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Sizin yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. 5 yaş kupayı nasıl kazandı? Sağdaki oyunu nasıl gördünüz? Sizin için maçın fişini çeken performans kimdi gibi gibi. Bu soruların da cevabını sizden bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.